Kocaman selamlar. Gamer Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan oyun videosu nasıl çekilir? Ve OBS ayarları nasıl yapmamız gerekiyor? Ekran kaydını nasıl alacağız? Kameramızı nasıl ayarlayacağız? Bununla alakalı bir video olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz OBS şu aralar devamlı bir güncelleme halinde ve devamlı ayarlarımız değişiyor. Ben de bu yüzden bununla alakalı bir video çekmek istedim. Ve birçok arkadaşımız da bana şunu soruyor. Abi senin OBS ayarların nasıl? Ya ben de oyun kaydı istiyorum. İşte YouTube kanalı açacağım. Bu tarz çok fazla soru gelmeye başladı. Ben dedim ki en iyisi dostlarıma, abonelerime, takipçilerime, arkadaşlara, herkese destek olayım. En azından kendi bildiklerimi OBS hakkında sizlere aktarmak istedim dostlarım. Bu arada kanalıma katılarak ve videolarımla altında süper teşekkür var arkadaşlar. Oralardan bana katılarak veya teşekkür ederek maddi anlamda da destek olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi öncelikle eğer bilgisayarımızda OBS yoksa bunu nasıl indiriyoruz arkadaşlar? Şöyle Google kısmına gelelim birlikte. OBS dediğimizde zaten ilk çıkan sayfa olması lazım. Evet. Buradan arkadaşlar zaten açılımını görüyorsunuz. Open Broadcaster soft var. Thank you very much. one, two, three, four. Dilim döndüğünce çevirmeye çalıştım. Buradan OBS'imizi indiriyoruz. Windows için var, Mac için var, Linux için var. OBS'i indirdikten sonra siz indirme kısmını gerçekleştirin. Ben o arada ayarlara geçiyorum. Arkadaşlar eğer OBS'imizi indirdiysek ve kurduysak şu anda ilk karşımıza bu ekran çıkması gerekiyor. Arkadaşlar buradaki... Bu ekranla alakalı evet biliyorum çok karmaşık geliyor size. Ya biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl kayıt alacağız? Arkadaşlar herkes ama herkes kim olursa olsun eğer yayıncıysa veya YouTuber'sa çoğunlukla ama çoğunlukla yüzde %98 hatta %99'u bu uygulamayı kullanıyor. Birkaç tane daha var. Twitch'in kendi kayıt alma programı var ama genellikle herkes OBS kullanır. Hem kolaydır hem de güzel bir uygulamadır. Benim tavsiyem de OBS olacaktır. Şimdi Sol taraftan bir sahne belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ben de iki tane sahne var. Birisi ana girişlerimi yaptığım sizlere selamlayıp ya da sonlandırdığım hoşçakal dediğim kısım var. Bir de kendime ikinci bir kayıt sahnesi yaratmışım. Burada da videolarımı kayıt alırken beni küçük görmeniz ve ekranı daha büyük görmenizi istediğim bir sahne burası. Buradan arkadaşlar önce bir tane sahne ekliyorsunuz kendinize. Ve sahneyi ekledikten sonra şöyle yapalım hatta. Yeni bir sahne açayım şuraya ee, Oyun yakaladıktan sonra dostlarım Şuradan PUBG'yi kaldıralım abi PUBG'yi gizli yapalım ha, Arkadaşlar bu arada ondan bahsedeceğim Atıyorum şu an kayıt alıyorsunuz kameranızı göstermek istemiyorsunuz Buradan e, Kamera tıkladığımızda tak Gördüğünüz gibi e, Görüntü gidiyor yani neyi göstermek istiyorsanız buradan Gözü açmanız lazım e, PUBG göstermeyeceğim ben ekranda kalacağım yine buradan ekran yakalamayla devam edebiliyorum Şimdi e, PUBG'mizi seçtik arkadaşlar. PUBG kayıt nasıl alınır? E, PUBG'yi seçtik. Şimdi bir de kendi görüntümüzü alacaksak arkadaşlar hani oyunun oyunu çekerken bir yandan da kendi görüntümüzü karşıya aktaracaksa bir kamera ihtiyacımız var. Veyahut da telefon üzerinden arkadaşlar kayıt alabilirsiniz. Telefonunuzun görüntüsünü buraya aktarmanız için de birkaç tane program var. Onlar hangisiydi? Arkadaşlar mesela telefonunuzla Eriyon webcam uygulamasını kurarak bir de tabi bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor. Bu şekilde telefon görüntünüzü de OBS üzerine aktarabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da, veyahut da telefonunuzda kayıt alıp bir yandan da OBS de aynı anda eş zamanlı bir kayıt aldığınızda bu şekilde de bir oyun videonuzu yakalayabilirsiniz. Yani bilgisayarda OBS'i oyun görüntüsü yakalayacaksınız. Telefondan da kendi görüntünüzü yakalayıp bunu bir montaj programında eşleştirip e, bu şekilde videolarınızı yapabilirsiniz. İlla bir kamera ihtiyacınız yok. Ben e, kendi kameram üzerinden kayıt aldığım için ben kameram üzerinden anlatıyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi ekran görüntümüzü yakaladık, oyunumuzu yakaladık. Bir de arkadaşlar e, burada eğer harici bir kameranız varsa onu nasıl ekliyorsunuz? Buradan yine artıya tıklayarak video yakalama aykıtı var. Arkadaşlar buradan da kameranızı seçerek zaten şöyle tadınızda zaten buradan hangi kamerayı kullanacaksanız onu buradan seçip e, kendi görüntünüzü de buraya kaydedebilirsiniz. Eğer Erion üzerinden alacaksan Erion'u seçiyorsun. Veya kameran varsa kamera üzerinden buraya bir seçenek sunuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun kaydımızı almayı gösterdim sizlere. Bir de kendi görüntümüzü eğer video içerisinde yani kendi görüntümüzü oyuna katmak istiyorsak bunu da kayda almamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Buradan ben de zaten şu an ekli bakın gördüğünüz gibi. Şuradan ekliyoruz. Video yakalama aygıtı kısmı var arkadaşlar. Burayı tıklayarak Buradan kameramızı buraya ekleyebiliyoruz. Nasıl ekliyoruz? Bakın ben de ayrıcı bir kamera olduğu için direkt buradan kameramı seçebiliyorum. Eğer siz telefonunuzda bir kayıt alacaksanız arkadaşlar bunu da yapabilirsiniz. Hangi programla yapıyoruz? E, telefonumuza irun e Webcam'ı kuruyoruz. Ben bunu kullanıyorum. E, kullanıyordum eskiden. Bir de bilgisayarımıza irun e Webcam'ı kullanıyoruz. E, wifi wi üzerinden bunları eşleştirerek OBS üzerinden arkadaşlar kaydımızı buraya aktarabiliriz. Hiç bunlara girmeden telefonumuzdan kendi görüntümüzü alıyoruz. Bilgisayardan da oyun videomuzu alıyoruz. Montaj programında bunları eşleştirerek buradan da oyun videomuzu oluşturabiliriz. Diyelim bu tarz bir kameranız var. Buradan zaten video yapılandırma kısımları var. Gözününü değiştirebiliriz. FPS'i buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gibi gibi. Ayrıca da video yapılandırma kısmından da yine kameranın ayarlarını yapabilirsiniz. Burası da çok önemli. Arkadaşlar bir de gözler var. İşte Hangisinin görünmesini istemiyorsanız mutlaka buradan atıyorum ben kamera görüntüm vermek istemiyorum. Gözü bastığında zaten görüntüm gidiyor gördüğünüz gibi. Bir de diyelim ki PUBG kayıt alıyorum ben burada ve renkleri değiştirmek istiyorum. Yani filtre eklemek istiyorum arkadaşlar. Rengi kısacağım veya yükselteceğim, parlaklığı düşüreceğim. Onları da buradan renk anahtarı veya renk düzenleme araçlarından yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi dostlar kaynaklar kısmı bitti. Ses karıştırıcı kısmına geleyim biraz bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi iki tane sesim var. Biri masaüstü sesi, biri de mikrofon sesi. Arkadaşlar masaüstü sesi zaten otomatikman geliyor. Buradan buna işte dokunmanıza gerek yok. Bunların düzeylerini tamamen sizler deneme yanılma yöntemiyle kendinize uygun bir ses düzeyi belirleyebilirsiniz. Buradan da eğer farklı bir mesela ben HyperX kullanıyorum. Buradan mikrofonu seçiyorum. İşte kullandığınız mikrofonun mutlaka ama mutlaka buradan seçmeniz lazım. Bakın mesela Pardon, mikrofon az azda. Bakın mesela ikinci bir kulaklığım var benim böyle, Rampage'in. Ya bu USB PMP Audio Device diye geçiyor. Onu buradan seçip onunla da e, kayıt alabilirim. Hatta e, kameranın mikrofonu var. Onu da buradan seçip bununla da kayıt alabilirim arkadaşlar. Bunu da buradan yapıyoruz. Bir de bu ses düzeylerini arkadaşlar kitleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan kitleyip bakın hiçbir şekilde oynama yapılmıyor. Yani birileri girip ayarları değiştirmesin. Buradan da bahsetmekte fayda var. Bir diğer sahne geçişleri arkadaşlar. Ben sahne geçiş kullanmıyorum. İki sahne arası buradan sahne arası geçiş yapmak istiyorsanız bu yayıncılar için daha mantıklı. video kayıt alanlar tabii yine buradan sahne geçiş yapabilir. Adamın introsu vardır. Introdan buraya geçmek istiyor. Tek tuşla yani overlay programı var. Overlay diye geçiyor. Bir cihaz var. Oradan sahnene geçebilirsin. Onu burada kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Duran'ın zırt dediği, zort dediği yere. Ayarlar kısmında kayıt alırken hangi ayarlar yapmamız gerekiyor? Bunlardan bir bahsedeyim arkadaşlar size. Tabi videoyu buraya kadar izleyenlerden ricam mutlaka ama mutlaka abinizin videosuna like atarak ona destek olabilirsiniz. Hem maddi hem manevi anlamda. Sizin like'larınız beni ciddi anlamda motive ediyor ve bana her açıdan destek oluyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka videoma like atıp destek olursanız çok sevinirim. Bu arada eğer bir sorunuz olursa bana sormak istediğiniz Discord'a gelip Discord DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum bakın burası çok önemli. Müsait olduğum süre zarfı boyunca herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Ama oraya gelip ya bana yardım etmediniz ben yazdım da arkadaşlar benim de işlerim oluyor, ailem oluyor. Benim onlara <laughs> Bunlara zaman ayırmam gerekiyor. Her zaman ben bilgisayar başında olmayabiliyorum. O yüzden anlaşıyla karşılarsanız çok sevinirim. Şimdi yayın değil, biz kayıtla alakalı bir anlatım yapıyoruz. Kayıttan devam edeceğim. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi default geliyor. Şu an ben kayıt aldığım için bunları direkt göstermem lazım size. Bu arada ben son sürümü kullanıyorum. Sürüm burada yazıyor zaten 28.0.1 Bunun üzerinden bir anlatım yapıyorum. Dikkat ederseniz bunu da çok sevinirim. Şimdi. Çıkış modu gelişmiş oluyor. Bu arada ben bunları yaparken çok kişi izledim ve çok deneme yanılma yaptım. O yüzden arkadaşlar bunların iyi olduğundan eminim. Videolarımı izleyip zaten bunları göreceksinizdir arkadaşlar. Elimden geldiğince kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum. Ürünümüz standartta kalıyor. Hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Burası standart kalacak. Uzantıyı buradan, kayıt yolunu buradan değiştiriyoruz. Evet kayıt yolunu değiştirdik. Kayıt biçimi MP4 olacak. Kodlayıcı Nvidia yani harici bir ekran kartınız varsa bunu buradan seçin. Aksi de X264 diye bir seçerek geliyor burada. O da sizin işlemcinin üzerinden bir kayıt alıyor ve bu ciddi anlamda bilgisayarı yoruyor. Oraya dikkat edin. Harici ekran kartınız varsa bunu seçin. Zaten ekran kartınız yoksa kayıtlar biraz sıkıntı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet çıkışı yeniden boyutlandırıyoruz. 1920 1080 o şekilde ben kayıt alıyorum. Siz de buradan bunu ayarlarsınız. Oran kontrolü arkadaşlar burası VBR ya da GPR. Birisi sabit biri değişken oluyor. VBR değişken GPR sabit band genişliği diye geçiyor. Ben bunu DPR'de kullanıyorum. Sizler de öyle kullanabilirsiniz. Veya diğerini kullanabilirsiniz. Bit hızı ben 25.000 bitrate yapmışım. Bu bilgisayarınıza göre arkadaşlar değişir performansına göre. Bunu 10.000-15.000'ler 10 yeterlidir. Benim biraz abartıma siz bakmayın. 15 10 ile 20 arası idealdir. Anahtar kare aralığı 0 saniye. Ön tanımlı. Burayı maksimum kalite yapıyoruz. Kalite gelecektir size. Burayı maksimum kalite yaparsınız. Profil hike'da bunlara dokunmadım. Burası zaten bu şekilde olması gerektiği gibi. Videoya gelelim arkadaşlar. Burası temel tuval çözünürlüğü. Burayı ben 1920-1080 kayıt alıyorum. Sizler de bu şekilde değiştirirsiniz. Çıkış boyutlandırma yine. Çıkışım da benim 1920 1980 Eğer farklı bir çıkış boyutu istiyorsanız bunu buradan yine aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar boyut azaltma fitresi bu şekilde bende. Ortak FPS değerlerini yani kaydınızın FPS değerini buradan değiştiriyorsunuz. Ben 60 kare bir kayıt alıyorum. Sizler de burayı 30 ya da 60 olarak değiştirebilirsiniz. Kısa yollara gelelim arkadaşlar. Şimdi sahne geçişleri var ya ben bazen onu kullanıyorum. Mesela kayıt 1'i F2 almışım. Kayıt 2'yi f 4e almışım. Sizler de bu şekilde bir kısa yol verebilirsiniz. Arkadaşlar onun haricinde söyleyebileceğim bir şey yok. Bahsetmediğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Eğer bu arada dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka bana geri dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Mikrofona arkadaşlar mikrofonunuzda filtre eklemek istiyorsanız onu buradan yapabilirsiniz. Filtre diyoruz. Ya ben de gürültü filtresi var arkadaşlar. Yani klavye sesi falan gelmesin diye uğraştığım bir bir eşik bitişi bir değişik başlangıcı belirliyorsunuz ve e, klavye sesiniz ya da dış bir ses buraya kayda gelmiyor. Burası da önemli. Buraya dikkat edelim. Onun haricinde size benim anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ben fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer sahneye geçelim arkadaşlar. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ben nasıl kayıt alıyorsam aynı şekilde sizlere bunu aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka videoma like atarak ve kanalıma abone olarak gamer babanıza, abinize, amca olmadım da abinize destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ben zaten kanalımda PUBG ile alakalı videolar paylaşıyorum. Sadece çok fazla soru geldiği için böyle bir video paylaşmak istedim takipçilerime. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.